Kayıt 4. Merhabalar. Birazdan izleyeceğiniz film Artı 16'dır. Artı 16 olmasının nedenlerinden birkaçına gelecek olursak. İğrenç müzik seçimleri, birbirinden berbat yazılmış ve çoğunlukla rastgele seviyede bencil ve aptal karakterler, hiç hoş olmayan diyaloglar, tatlı etmeyen bir son ve korkunç kurgusu... Of a summer night in the land of the dollar bill, when the town of Chicago died and they talk about it still, when a man named Al Capone tried to make that town his own, and he called his gang to war with the forces of the law. I heard my mama cry, I heard praise the night Chicago. Canberk, ne saçmalıyorsun? Oğlum baksana bir. Sound of the battle. Ulaş, bugün arkadaşlarından kalmayı planlayan yoktur umarım. Ben gelmeden toz olsunlar lütfen. Özellikle Canberk. Ulaş! Ulaş! Şey, İrem teyze. Pardon da ben maden suyu yerine gazoz istemiştim de aslında. Size zahmet, gazoz getirebilir misiniz? Kanka, yanlış anlama ama... Ulaş! Kanka! Ha? Yanlış anlama ama... Annen... Neden böyle? Ya oğlum, ya nasıl yapıyorsun kanka ya? Kart sayıya bak hiç. Ha beyler, bu arada benim pederin kemoterapisi... La Erdem! Senin bu akşam şimdi bir date'in mi vardı ha? Ne? Ne var oğlum? İnanmıyorum. Amına kodumu salak, inanmadığını anladım. Ellerine yaptığını salak şeyi anlamadım. Lan mal! Tırnak işareti işte. Ne inanmadım? Çok hızlı yaptım. Ben seni kovuyorum sandım. O kadar. Oğlum tamam hani, benim olay garip. Anlarım güvenmemeni de. Kendine niye güvenmiyorsun oğlum? Bu ne? Sorularımdan böyle boşlarla kaçamazsın ama bak. Peki. Seni 10 yıldır tanıdığım için soruyorum da. Hı. Neyini sevdin bu kızı? Nasıl yani? Nasıl yani oğlum? Niye çıkıyorsun bu kızla? Fon bozuk. Yani öyle bir ses çıkarıyor. Bilin dedim. Evet, öyle kurutma makinesi mi var lan? Yok be kanka, saç kurutma makinesini kullanıyorum ben. Islak ellerini onu prize takıyorsun yani.
Bak, tekrar soruyorum. Neyini sevdin bu kızın bu kadar? Kızı tanımıyor musun oğlum? Konuşsana mı? Kızı tanımıyorum Canberk. Tanımıyorum. Al işte. Bak, lütfen bize bir iyilik yap da gecenin sonunda oraya gidip kızın abilerini öldürme. Hah. West Side Story. Ya milyonlarca insan... Yanınıza gelecektim ama vazgeçtim onu. Ya milyonlarca insan böyle tanışıyor. Hem Ariel bayağı... Tamam Erdem. Bak, bunu sana bir kere söyleyeceğim. Özür dilerim ama goblin gibi adamsın. Neden sana baksın yaptığın biri? Sence mantıklı mı bu? Bak, bu işin içinde bir bokluk var. Ben de sana bunu bir kere söyleyeceğim. Ne düşündün? Umurumda değil. Hem... Boşver. Hem ne? Yok bir şey ya. Ne demek yok bir şey oğlum? Hem ne? Hem ne? Konuşsana lan. Hem ne? Ne demek yok bir şey lan? Konuşsana lan. Söyle işte be ya. Hem ben erkeğim. Matematiksel olarak bakacak olursak yani bu kız tehlikeli biri olsa bile bir şey olacağını çok düşünmüyorum. Ooo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 o
Erdem, bak şöyle düşün. Firdevs Yoroğlu, Mukaddes, Kim Jong-un'un kız kardeşi, Hikmet Gül, ablam, İrem teyze, Emine... Erdem, kanka. Gerçekten yanında çok olmak isterdim. Ama bir dediğim bayağı bir cinsiyetçiydi be. Cemal, Fatma Gülsüç'ün dedik adının adı neydi ya? Onu saydın ya. Adı neydi? Mukaddes. Peki Mehmet Ali Erbil. Siktir et bu konuyu. Bu Ariel lehimizle nerede tanışmamıştınız? Geçen cuma. Barda. Benim olmadığım tek gün yani. Andrew Tate. Lütfen bana cinsiyetçi ünlülerle hitap etme artık amına koyayım. Ayrıca V-Card'ımı da kaybedebilirim diyorum sana bugün. Peki ama daha çok tanıdığın biriyle olsun istemez miyim? Ha siktir lan! Bir dakika hatırlıyorum ben bu kızı lan. Heh, anlat bakalım. Kanka, Demen dur bir. Benim anlatmam daha mantıklı. Ya bir sus! Ali ya. Oğlum. Uykum geldi ya. Saat daha. Bu son el olsun mu beyler? Aynen. Herkesin puanı eşitken bir gün ama. Onu sikir! Shit, sorry. Didn't mean to scare you. Hi. Yeah, no problem. You guys seem fun. I'd like to join you guys. Yeah, maybe. Another time, because my friends are... What was your name again? Oyuna başlamadan önce kız kazanana telefon numarasını verebileceğini söyledi. Sonra ben kazandım işte ama... Lan! Oyunu ben kazandım. Kızın numarası niye sende? Çünkü o hikaye gerçek değil. Aslı gerçek değil. Çok net hatırlıyorum amına koyayım. 6 Aralık 2019. Gece 4.38. Ya! Ben kalmayayım. Ne?
Kanka. Az önce öyle bir yere gördüm ki. Kız geliyor. Diyor ki. Ben ne kadılayım mı? Ben de diyorum ki. İnan amına koyayım ya. Bazen gereğinden o kadar fazla sikeceğim harbiden. Niye söylemiyorsun? Aslında şunu yaltırıp çizikmek lazım ama. Amına kodumuz salan. Yemin ediyorum 45 dakikadır bu muhabbeti anlatıp duruyorsun. Hiçbir sikimde anlattığın yok. Tamam, olayı tek hatırlayan benim. Ve olayı yaşayan da benim hani. O yüzden benim anlatmama ne dersiniz? Oğlum her bir kızla konuştuğumda böyle yapacaksak sıçtın. 2 dakika muhabbeti geçti diye var ya, iyice günümüzü siktin ya. Lan ben bu işin sonunu biliyorum zaten. Dönüp dolaşıp yine bana geleceksin. Lan! Has siktir. Are you okay? Yeah. Let's just say another one bites the dust. The fuck, hey? It hasn't even been a minute and hitting this guy already? Are you seriously not able to understand what I just said to you? Do you know it's over me, you fucking moron? Nah, you're just trying to make me jealous with this white goblin-looking white-ass dude. Damn, you only back already? Oh, yeah? Yani, 2 ayda bir duşa girdiğini hesaba katarsak, yazının hala orada olması lazımdı. Yanlış hatırlıyorum, eğer kusura bakma. Bak, iki arkadaşın da hikayesini dinledim. O da tam olarak neye çıkıyor biliyor musun? Bok! Birbirinden fazla küçük bok hafıza amına koyayım. Bitti mi? Ve bu akşam onda yüzeceksin. İstersen oraya gidip birilerinden dayak yiyebilirsin ya da bu gece burada benimle kalabilirsin. Bizimle yani işte oğlum, mal mısınız? İzin verecek misin anlatmama? Moruk, şimdi biz öldüğümüzde beynimiz DMT denilen bir madde salgılayacak ve senin zaman ve gerçeklik algın öyle bir değişecek ki artık gerçeklik ve gerçek olmayan arasında bir anlam kalmayacak. Yani ölümden sonra ne olduğunun aslında bir anlamı yok. Önemli olan sadece senin var olan bilincin ve bunun neyi algıladığı, 5D organlarında. Ve bu 5D organı çalışmadığı zaman ve sen sadece salgılanan DMT'nin o tek saniyesine odaklandığın zaman asıl gerçek gerçekliğe ulaşacaksın. Asiktir. Bu mudur? Bir sihir gösterisi yani. Biri seni rahatça dövebilecek bir adamdan, biri de seni rahatça dövebilecek 2 adamdan bahsediyor. Sen de karşıma geçmiş bardağımda sihirli bir şekilde telefon numarası buldum diyorsun. Erdem, kanka. Gerçekten yanında çok olmak istedim. Ama dediklerinin hiçbirinden ki hatırlamıyorum. Nereye? Bir date'im var. Dişimi fırçalamam lazım. Benim olmadığım tek gün yani. Neyini sevdin? Hikmet gün. Dönüp dolaşıp bile bana gelecek. Senin bu akşam şimdi bir date'im mi var ya? Ama dediklerinin hiçbir şey yok. Bak bu işin içinde bir fok, luk, bak. İlhan teyze. Oğlum, ne çıkıyorsun? Hi. Yeah, I guess I am. What? Never mind. I mean, look at this, like, it's so fucking dumb, right? Okay, you're horrible starting conversation, so I'll stop. So what do you like? Neyini sevdin bu kızı? What do I like about you amına koyayım? Tanımadığım birine nasıl bir şey diyebilirim ki? Ne diyeceğim amına koyayım? Ne dersin ki? Ne diyorsun abi? Ne diyebilirim? Ariel değilsin mi ondur amına koyayım?
Yeter artık. Amına kodumun salan nesini sevmiş olabilirim? Sevdim işte amına koyayım. Niye sorguluyor ki bunu yani? Sevdiysem sevdim yani. Arayı da sevdim, ne yapayım? Ne diyeyim ki ben buna? Erdem. 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 Aha, yeah, sorry. Sorry, let me start from the beginning. No, no, there's no need. Didn't you like my moves? I hope you die. Fucking today. Wait, don't go, Ariel, don't leave me, Ariel! Ariel, no! Ariel, you there? Yeah, I'm just blown away. Yeah, I know, right? Also, my throat hurts from coughing. Would they give me water without fee? That's what I said. What? I said, would they give me water without fee and you start dancing for some reason. I thought you said, what do you like about me? I mean, I didn't. But holy shit, how did you just do that? Yeah, they say practice makes perfect. Not that I tried with lots of girls, but... Daddy told me on his dying day. Evan Bush. Tamam hadi. Let's go. Tamam oğlum. Come on. You come along, girl, what did I do? I lost my heart and my head went. Little girl, you sure can cook. Little girl, you got me hooked. When you cook that chicken, save me the head. I should be working, but I'm home in bed. Thinking about you, dreaming about you. Love that gal. Love them chicken heads too. Without your love, I just can't go on. But this feeling I have for you is much too strong. Let me in, let me in, let me in, let me ease on in. My love for you is so doggone strong, like the Mississippi River roll on and on. If loving you was a doggone crime, I'll be sitting in jail done flat 99.
drop a little pants. She wore a peasant blouse with nothing underneath. I said hi, she said yeah, I guess I am. Dairy Queen for something to eat. She had some onion rings, she had a pickle. She forgot to tell me that she didn't eat meat. I had a gig in the American Legion Hall. It was a dance for the volunteer ambulance corps. She was sitting in a corner against the wall. She would smile and I melted all over the floor. Going steady. I started fooling around with the vertical hold. We got the munchies and I made some spaghetti. We sat and we talked into the night. What channel 2?